Merhaba Kanal Avrupa izleyenleri. Sektörün aynısında sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda Türkiye'nin hatta dünyanın zeytin cenneti olan Gemlik'teyiz. Ve Gemlik'te Tarkop Gemlik Katırlıköy'ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifindeyiz. Yanımızda kooperatif başkanımız Hüseyin Hulusi Bayrak var. Hüseyin Bey, hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Kanal Avrupa Televizyonu'na bizi tercih edip bize kadar geldikleri için iyiyiz. Teşekkür ederim. İşimizin başında çalışıyoruz. Çok sağ olun. Ben de ekibim adına teşekkür ederim bizi burada konuk ettiğiniz için. Öncelikle biz Hüseyin Hulusi Bey'i tanıyabilir miyiz? Evet efendim. Ben doğuma büyüme Katırlı köyündenim. İşimiz zeytincilik. Üretimizle iştigal ediyoruz. Çiftçiyim. Şu anda da köyüme hizmet etmek için kooperatif başkanı olarak görev yapıyorum. Peki bu kooperatifiniz ne zaman kuruldu Hulusi Bey? Bu konuyla ilgili size şimdi tabii ki kooperatifimiz 1981 yılında kurduk. Kurucu üyesiyim. Köyümüzde halkın ana geçim kaynağı zeytincilik olduğundan kooperatif faaliyetlerini zeytin depolama olarak düşündük. 1982 yılında ilk zeytin depolarını yapmak için karar verdik. Bu zeytin depolarını yapmak için kendi öz kaynaklarımızı ve iş gücümüzü de birleştirerek o günkü Tarım Orman Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Orköy Genel Müdürlüğü vardı. Bu Orman Köylerini Kalkınma Fonu altında Orköy'den kredi kullanarak zeytin depolarını yaptık. 1982 yılı hasat döneminde ilk defa zeytin alımı yapmış olduk. ...1982 yılında ilk olarak 60 ton gibi bir zeytin alımı yapabilmiştik. Daha sonraki yıllarda tabii ki bu oran her geçen yıl artarak devam etti. Bu nispetle üye sayımızda da artış oldu. Şu andaki köyümüzde yaşayan insanların aile bireyleri olarak, yetişkinler olarak tamamı kooperatifimizin üyesidir. 1997 yılında markalaşmaya geçtik. Tarkop Katırlıköy olarak kendi markamızı oluşturduk. Tarkop'un esas anlamı tarım kooperatifi niteliğinde. Şu anda kendi markamızla, kendi malımızı gıda yönetmeliğine uygun olarak hazırlıyor ve satışa sunuyoruz. Avrupa'ya gönderiyoruz. Kooperatifçe işlenen zeytinler çok iyi özelliklere sahiptir. Bizim zeytinimizi yiyen herkes memnun. Çünkü bizden zeytin alan insanlar ne aldığını biliyor. Onun için rahatlar. Üretici memnun. Katırlıköy'ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifimiz güçlü, güvenilir, geleceğe dönük, tarıma önem veren ve bölgesinde ilki başaran bir kooperatiftir. Tarımda kooperatifçilik hizmetleriyle köylünün hep yanında olmuştur. Kaliteli zeytinleriyle de Türkiye'nin her yanında olmaktadır. Peki başkanım, sadece Türkiye'ye mi hizmet veriyoruz yoksa yurt dışında? Avrupa'ya da gönderiyoruz. Şu an İsviçre'de müşterilerimiz var. Mal yetiştiremediğimiz için Avrupa ülkelerinin tamamına veya isteyen herkese de gönderemiyoruz. Çünkü yeterli kapasiteye henüz ulaşmış değiliz. Zaten kaliteli
bölgesel bir ürün, yöresel bir ürün olduğu için üretimde de yeterli bir artış yok, üretim sıkıntısı var. Peki ortalama kaç ton zeytin üretilip işleniyor burada başkanım? Şu an kooperatifimizin 600 tonluk depoları var. Zeytin işlemek için özel depoları var. Köyümüzün yıllık üretim kapasitesi 800 tonla 1000 ton arasındadır. Biz bu üretimin %60'ını, sofralık nitelikli olan zeytinin %60'ını değerlendirebiliyoruz. İyi bir rakam değil mi? Evet. Yeterli değil. Ama önümüzdeki zaman içerisinde tabii ki bunu da aşmak istiyoruz. Yeni çalışmalarımız var. 2013 çalışmalarımız daha farklı bir çalışma olacak. İyi tarım uygulamalarıyla ürünümüzü yetiştirmek gayreti içerisindeyiz. Buna çiftçimizi de dahil etmek istiyoruz. Kooperatif olarak bunu başlattık. Tarkop, Katırlı köyü markamız Türkiye'de tescilli olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya ve İsviçre'de de tescillidir. Çok güzel. Evet. Kooperatifçe işlediğimiz zeytinler ortaklarımızın kendi ürettiği zeytinlerdir. Orijinal Gemlik zeytinidir. Herhangi bir katkı yoktur. Peki bu sizce kaliteli zeytin nasıl olmalıdır? Şimdi kaliteli zeytin nasıl olmalıdır? Bütün tarım ürünlerinde olduğu gibi kalite biraz da yöresel. Coğrafyanın, bölgenin oluşturduğu imkanlar kaliteyi üretmekte. Peki Hulusi Bey, izleyenlerimize son olarak söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Tabii ki ben son olarak bunu söylemek istiyorum aslında. Ben de buradan tüketici kardeşlerimize şunu açıkça söylemek istiyorum. Bütün tarım ürünlerinde olduğu gibi Gemlik zeytininin de taklitçilerine aldanmasınlar. Güvenilirlik konusunda en doğru adres tarım kooperatifleridir. Gemlik'e bağlı köylerde bizden başka tarım kooperatifleri var. Bilinçli tüketici diyorum, önce kendi sağlığına, sonra çoluk çocuğunun sağlığına dikkat etmelidir. Bunun için markalı ürünleri tercih etsinler. Yani açık zeytin aldıktansa evet, markalı, bunun için markalı ürünleri tercih etsinler. Tüketiciye doğrudan satış merkezlerimiz olduğu gibi kargo hizmetlerimiz de söyledim. Bu kargo hizmetlerimizi de veriyoruz. Dedikleri takdirde internet üzerinden de adresinize girip iletişim bilgilerinize ulaşabilirler. Size ulaşıp onlar da Katırlı Köyü zeytinlerinden alabilirler. Merhabalar efendim. Merhaba. İsminizi öğrenebilir miyim? İsmim Selahattin Dut. Selahattin Bey, bir market işletiyorsunuz sanırım, evet, öyle değil mi? Evet. Peki size şunu sormak istiyorum. Tarkop Gemlik Katırlı zeytinlerini neden tercih ediyorsunuz? Neden tercih ettiğimizi halkımızın yani müşterimizin lezzet bakımından hoşuna gittiğinden devamlı sürekli ben hemen hemen 10-15 senedir bu Katırlı Köyü'nün kooperatifin zeytini satmaktayım. Peki nereden geliyorsunuz buraya zeytin almak bizim, için? Bizim Bilecik Gölpazarı dediğimiz ilçeden geliyoruz. Yani ufak bir kasabamız olduğu, ilçemiz olduğu için yani ta oralardan buralara gelip buradan zeytin alıp oraya götürüp veriyoruz. Lezzetli ve kaliteli olduğu için tabii. Yani, Bilecik'ten buraya gelip yani, zeytin alıyorsunuz. Yani evet. Ta oralardan gelip buradan zeytin alıp götürüyoruz. Ve de yani kalite bakımından iyi diyorum yani. Peki ben çok teşekkür ediyorum efendim. Teşekkür kolay ederim. Gelsin. Sağ olasın. İyi günler. Gemlik Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ndeydik ve kooperatif başkanımız Hulusi Bey'in
değerli bilgilerini sizlerle paylaştık. Sizin de yolunuz bir gün Bursa'ya, Gemli'ye düşerse mutlaka Hulusi Bey'i ziyaret edip bu mükemmel zeytinlerin tadına bakmanızı tavsiye ederim. Bir başka bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.